Mis gibi sirkeli sarımsaklı işkembe çorbası. Çok güzel bir yaratmışsınız canım benim. Hayırlı olsun. Piyanist de gelseydi keşke ya. Niye? Gelip bize yemek müziği yapsın diye mi? Ay Osman ya. Çocuk klasik piyanist. Virtüöz. Biraz saygı duyun. Ya kızlar olarak tutturdunuz suşiciye gidelim diye. Gittik ne oldu? Biz de aç kaldık, o da aç kaldı. Hayır gelseydi bir de adam gibi karnı doyardı. Onu diyorum yani. Kızım o gelir mi işkembeciye be? Avrupalı çocuk. Bu yediğiniz ne desene cevap vereceğiz. AB birliğinde neredeyse illegal bir şey. İllegal mi illegal? Benim midem bayram edecek şimdi. Kardeşim, bana bir çorba getir. Bol taneli, bol sarımsaklı, arkasından da kelle. Ay! Ben de önden bir tuzlama alayım. Belki arkasından bir kokoreç çekerim ha. Ay, ay Osman ya. Kızlar siz? Ay bana teklif bile etmeyin. Ya ben seçenekleri bile görmek istemiyorum. Ben karşınızda öyle boş boş oturmayayım bari. Bana da bir zerde lütfen. O zaman bana da bir zerde. Yani işkembe kelle paça falan yiyecek halim yok. Biliyordum abi böyle olacağını. Vallahi biliyordum ya. Yemezler. İşkembe, kelle, paça, kokoreç yemezler. Yeni de ay nasıl yiyorsunuz diye böyle bunaltırlar. Ya bırak yemesinler abi ya. Kelle paça takılan kadına kadın mı denir ya? O zaman ben de bir zerde istiyorum tabii ki. Ben de kız olduğum için. Ya zaten bir menüyü incelediğimizde zerde dışında her şey hayvanların, mesela Selimcan gibi Avrupalı bir tipe tercüme edemeyeceğim kısımları. Efendim Burhan abi. Paspasın altı dedi mi sana? He, bak. Kapıyı kendine doğru çek. Anahtarı çevirirken omuzla vur. Açılır. Tamam. Hadi görüşürüz. Ay Burhan bende kalıyor deme sakın. Vallahi demeyeyim ama kalıyor. Vallahi şimdi bir çorba çok iyi gider be koçum. Kızlar nerede bu gece ya? Vallahi bilmiyorum yani. Kadın muhabbeti yapacaklarmış. Böyle birinin evinde toplanıp böyle romantik bir film koyup sabaha kadar ağlayacaklar hadi. He? Lan. Be. Ay işkembe çorbası şıkka gibi. Karşımda yerlerken nasıl canım istiyordu? Sarımsak versene oradan sarımsak. Ne kadar çok sarımsak o kadar harika. Aslı. Osman abi. Ya haftalardır bunlardan iyi diye böyle burun kıvıran siz değil misiniz? Ne yapacaktık başka? Şu suratlarınızın haline bir baksanıza. Sizin burada olmamanız lazımdı Tanrı verdi. Senin de üzüm ve çilekle besleniyor olman lazımdı Fatoş. Üzüm ve çilek mi? Öf, öf be bu kadar sarımsak konur mu ya? Vallahi burnumun direği kırıldı, insaf. Ya inanmıyorum ya, vallahi hayatımda insanlar konusunda bu kadar yanıldığım bir gün daha yok ha.